Merhaba sevgili dostlar. İstanbul Ümraniye Montaj ve Test Merkezi'nden herkese selamlar. Şu anda aracımız Skoda Roomster. Evet, aracın sahibi de Mahmut. Sağ olsun, şeref verdi. Merhabalar. Mahmutbaba.com, diğeri neydi? Civcivkuluçka.com. Civcivkuluçka.com. Evet. Bu iki online satış sitesinde kendisi kurucusu ve sahibi aynı zamanda. Biz tanıştığımıza çok memnun olduk. Ama ben de çok memnun oldum. Yeni tanıştık. Ben şöyle söyleyeyim. İlk belki bir saat önce haberim oldu sistemden. Hem adresinin bana yakın olması hem de meraklı olduğum için. Hemen geldim, tanıştık. Hemen takıldı, montaj oldu, teste çıktık. Bakalım hayırlısı. Apar topar. Teknik olarak, aynen. Teknik olarak biraz bilgi almak isterim aynı zamanda. Nasıl oluyor, nasıl çalışıyor. Bu bilgiyi veriyor musunuz şimdi hemen? Tabii ki. Şimdi zaten konuşacağız. Evet, sohbet edeceğiz. Evet. Hemen apar topar teste çıktık. Apar topar, benim sormak istediğim bir şey var. Evet. Abicim, bu arabada vitesleri hangi devirlerde atıyorsun? Ben 3000, 3500, 4000... biraz fazla basıyorum. 1-2 motor olduğu için hemen hızlansın istiyorum. O yüzden biraz fazla şey yapıyorum, basıyorum yani. Tamam, anladım. Evet. Şu an ben 1500 devir aralığında sürekli oynadım. Evet. Yol boyu. Hı-hı. İşte 5'e kadar geldim artık. Şu dönüşte 3'e çektim. 50 saat dedim. Şu an 4'te devam ediyorum. Evet. Ulaş 4. testi şu anda. Şu an ayağımı sabit tutuyorum, evet, pedala. Milimetrik oranda dokunuyorum ve 5. vitesi bulduk. 2001'e gelmeden çekiyorum, dokunuyorum. Ne kadar çekip dokunuyorsun? Şu klişe soruyu sorayım. Evet, o klişe soruya o klişe cevabı vereyim, şu kadarcık. Sadece pedalın en uç noktasından, evet, tabii tam çok, bu da güzel oldu. 5. vites. Evet. 50, yokuş çıkarken 1500'ün 6. Evet. Yokuş bitirdik. Gidiyoruz. Burunt yok, gaz diyor araç. Ha, sağlıklı mı? Değil. Kimseye de tavsiye etmiyorum. O yüzden biz hemen bu bir test. Sınırları zorluyoruz biz. Tabii sürekli halde böyle kullanılmaz. Arabasını seven böyle kullanmasın. Test ediyoruz sadece. 4'e çektim. Sanki hani 3'e indirmişsin gibi, evet, arabaya tepki verdi. Fark mantık bu mu yani? Şimdi biraz daha yüksek viteste mi kullanacağız? Alt devirler yüksek vites. Ve evet, sadece minik bir dokunuş. Başka hiçbir şey yok. Pedalın en uç kısmından, hı-hı, baş parmağını böyle hafiften böyle üzerine koyuyorsun abi. Evet. Ve aynı oranda basılı tutarak tüm süratleri kullanabiliyorsun. Şu anda aynı oranda sabitiz ama tabii çektim ayağımı gazdan. Bu oran, bu arada ben de açmak istiyorum konuyu biraz. Bu oran motorun sana istediğin tepkiyi verdiği oran. Evet. Bu 1 santimde de olabilir, 1,5 santimde de olabilir. Daha az da, daha çoğu da olabilir. Şimdi şöyle İsteğin yapsak, tepkiyi aldıktan sonra sabit bırakacaksın ayağını. Mesela şöyle yapsak, örnek kalkış nasıl olacak? Mesela ben örnek trafikte böyle gitmiyoruz tabii. Örnek birkaç kez nasıl kalkacağız ve hangi aralıkta vites duracak, nasıl daha, evet, aktif olur onu yaparsak da. Tabii ki biraz sonra direksiyon sana geçecek. Sanki otomatik vites gibi bir mantık da, çünkü bir kere takıyorsun vitesi belki de. Çok uzun aralıklarda araba o esniyor gibi yani. Bu aralıkta sanki. Yanlış, evet, mı? Torku, yani onun gibi de düşünebilirsin. Torku erken ürettiği için düşük hızlarda sen yüksek vitese rahatlıkla çıkabiliyorsun. Ondan sonra aracın herhangi bir vuruntuya hiçbir şekilde düşmüyor. Düşmeden durmadığın sürece belli hızlarda, belli hızlara düşene kadar, ki biraz önce 5. viteste 30'a kadar falan düştük. Köprünün altından, evet, biri gazsızlık, çektim ben ayağımı gazdan, frene dokunmak zorunda kaldım önümdeki araç hani sola girince. Şile yolundayız. Standart test parkurumuzdayız. Biraz sonra direksiyona Mahmut da geçecek ve tabii ki soruların yanıtları ayağın ucunda olacak. Aynen. Kalkışlar esnasındaki şeylerle beraber, tepkilerle beraber bütün sorular da yanıtlanmış olacak. Ulaş bize burada anlatıyor ama biz öyle direksiyona geçene kadar bunu sadece ayaklar havada olarak görüyoruz. Evet. Ama herkes de yaşıyor. Bir şey soracağım. Burada 60 MPH mı yazıyor? 6.1 yazıyor. Yok ya.
anlık başka bir şey yok. Anlık değil galiba. O farklı bir şey. Kilometre saat diyor aslında, değil mi? Onu ayarlayabiliriz aslında. Anlık tüketimi gösteriyor. 6.2 milyon yanılıyor. Şu an mesela gazsızım 5.9'a düştü. Demek ki 59'a 58'e düştü. 55. Allah Allah. Ha, mil cinsinden arabanın süretini mi yazıyor acaba? Galiba mil cinsinden. MPH mil. Evet. Tekrar ayağımın ağırlığını üzerine koydum. Çekiyorum. Tekrar dokunuyorum. Hani biraz süratlendirmek istediğimiz zaman arabayı, pedalı eskisi gibi çok fazla itmek yerine çekiyorum ayağım gazdan. Dokunuyorum ilk tepki alana kadar. Evet. Çektim, bir daha dokundum. Evet. Çektim, bir daha dokundum. Şu anda aynı oranda sabit gaza dokunma ile bu süratlenmeyi yaşıyoruz. Ki çekmezsem ayağım gazdan bu süratlenme kesilmeyecek. Yine bir kamyon, yine bir sol şerit. Şu anda gazsızız. Alevdağ yokuşuna çıkıyoruz şu anda. Evet. Başladık. Frene bastım. Evet. Tekrar ayağımın ağırlığını koydum. Bakalım ne yapacak? Ben de merak ediyorum şu anda. 5. vites. Araçta 3 kişiyiz. 1.2 litre dizel. Dizel değil çekmek mi? Çekmek ayağım. Yok, benzinli. Benzinli pardon. 1.2 litre az benzinli motora sahip. Az önce ayağımı çekmek zorunda kaldım. 5. vitesteyiz tekrar. 5 değil mi? 5. 5. 5. vitesteyiz. 80 kilometreye yakın ve 2000 devirin çok üstündeyiz. Şu an 70'e doğru düştük. Yok, gaza çıkıyoruz. Basma oranım aynı bu arada. Değişen hiçbir şey yok. Bakalım nereye kadar gidecek acaba? Bence yeter. 4'e indirdim. Şu an kadar oranda basıyorsun. Yine milim aynı oran, dokunuyorsun. Dokunuyorum. Evet. Ucundayım. Normalde şimdi ben burayı 3 ile tam gaz basıyordum yani şu an. O zaman ben ayağımı gazdan çekeyim. Bir daha dokunayım. Evet. Şu an gazsız. Kaykılıyoruz, kafa atıyor gibi. Evet. Yolun sonuna geldik. Muhtemel ki yine bir korkarım orada bir mevzu var. Evet. Ben de klimayla bir deneyeyim bakayım. Aa evet. Klimayla şey yapacağım. Uzun yolda deneyeceğim çünkü Tokat'a gideceğim hafta sonu. Tamam. Diğer hafta sonu bakalım. Tam zamanında o zaman. Evet, trafik var. Ben burada videoyu duraklatacağım. Trafik açıldıktan sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, trafik açıldı. Burada yolda kalan VGT'siz bir araç var. Şu sağdaki, ondan kaynaklı bir sıkışıklıkmış. Çok şükür trafik kazası değil. O da sevindirici. 4. vitesi attım. Evet, 2'den 4'e attı. Devam ediyorum ben gene. Ulaş. Ama tabii yolum yok. 4'teyiz, gazsızız. Tekrar ayağımın ağırlığını üzerine koyuyorum. 1500'ün altındaydık. 40'la gidiyorduk. Ve 4. viteste seyir sağlamaya devam ediyoruz. Minicik bir dokunuşta gene. Ya bak, zaman daralıyor. Sen hala minicik minicik diyorsun ya. Biraz açsana arayı. İşte ya şu kadar ben falan basıyorum. Ne açayım? Neyse o. Neyse o. Peki, olmayan bir şey söylemiyorum. Hafif dokunuyorum. Bırakıyorum o gitsin. Salıyorum arabayı artık yani. Çok gerek yok yani. İkinci vitese indik. Ayağım debriyajda tabii şu an. İkinci viteste 9 devirde kalkış yaptık denilebilir. Araç Skoda Roomster. 1.2 litre benzinli bir araç. Sevgili Mahmut. Performans için gösteriyorum. Çekiyorum, evet. Dokunuyorum, çekiyorum, dokunuyorum, çekiyorum, dokunuyorum. Ne kadar dokundun? Minicik. 5. Nasıl? Çok iyi.
maalesef buraya giremeyeceğim. Şuraya araya gireyim yine. 4'e indirdim vitesimi. Durma noktasına geldik. 3'e çektim. Hafif gene ayağımın ağırlığını hissettim. Yalnızca. Evet. Test parkurumuzdaki devir teslim noktamıza geldik. Burası ikinci devir teslim noktamız. Evet, oraya yerleşemedi buradan ilkine. O zaman buraya geldi. Evet. Direksiyon sahibini bulacak. Sevgili Mahmut direksiyona geçecek. Ben de şimdi ilk defa test ediyorum arabayı. Evet. Farklı bir deneme yapmadık. Abi hemen bakalım. Kemeri takalım. Gaz, kamu spotu önemli. Gaz kelebeği ne kadar fark etti onu merak ediyorum aslında. Değiştir abi. Hiç bekletme. Evet. Yükselt. Ama tabii trafik izin vermiyor. Evet, araba birden devir, yüksek devir, devire geçmiş. Düşük vites olmasına rağmen ilginç bir kullanım olacak bakalım. Pedala daha küçük dokunuşlarla pedaldan aldığın tepkiyi yakala abi. Eskisi gibi basıyorsun. Şöyle bir tavsiyede bulunayım mı abi? Ayağını biraz geri çekip sadece ayağın ucuyla gaz pedalına dokunuyor musun? Evet. Minik. Evet. Şimdi kontrol daha kolay olacak senin için. Ben çünkü oraya bir güçle bastırmak için ayarladığım için şimdi. Hatta şu anda baş parmağını kırdığın an bile tepki alacaksın. Dene istersen. Gerçi yok işiniyoruz, düzlükte deneyebilirsin. Şu an çok gaz basmışsın. Peki motor frenini bindirmek istediğimizde ne yapıyoruz? Daha da küçük bir vites mi yapıyoruz? Küçük vitesle hareket edilebilir. Daha küçük vites. Tabii, bu sefer daha fazla vites arttırmak gibi tam tersi mantıkla. Evet. Tabii. Hız kontrolü vitesle sağlayabiliriz. Evet, şu an 3. vitese çektik. Evet, 4'e çektik. Ve 4'e aldık. Gazsız yolumuza devam ediyoruz. Yokuş iniyoruz ve yokuş inerken hızlanmayı istediğin gibi kontrol edebiliyorsun değil mi abi? Evet, şu anda alıp başına gitmedi yani. Evet. Biz yüzlerce demeyeceğim, binlerce araçla test yaptık. 4000'i geçtik bu arada. Ve bu kadar araç testi yaşamamıza rağmen Mahmut gibi bu konuda mantıklı davranan çok az sürücü oldu. Bu konuda da teşekkür ederim abi. Evet. Vitesle yokuş aşağı inerken hız kontrolünü çok fazla yaşamadım ben. Pek az var. Evet. Motora bindirme gibi mi? Evet. Çünkü o önemli bir şey, yoksa frenler şişer ve frenimiz tutmaz. Evet. Kesinlikle güvenlik açısından, evet. Sürüş güvenliği açısından bu şekilde hızlanmayı kontrol etmek gerekiyor. Şimdi düzlüğe çıktık. 5. vitesteyim. Evet. 80'de normalde benim arabam şu anda 5. viteste gitmez. 4'e çekmem gerekir. Hatta gaz basmam gerekir. Evet. Ama şu anda 2000'de bir. Sanki ilahi bir şey bekliyor gibi bizi. Ve 5. viteste miyiz? Neredeyiz abi? 4'e mi? 5'e çektik. Niye 4'e aldın abi? 4'e çektim. 5'teydik abi. İyi gidiyorduk. Deniyorum. Ha deniyorsun. Ha, pardon. Yapıyorum. Yani nasıl fark ediyor diye deniyorum. Biraz hızlanmak istediğimde ne oluyor bakalım. Biraz fazla basıyorum şu an. Evet, şimdi ayağımın ucuyla ve dokunuyorum. Çok fazla gaz bastığım söylenemez. Seri hızlanmak istiyorsun değil mi abi? Şu anda bir seri hızlanalım. Birazcık daha bas. Biraz daha bas. İstediğin tepki alana kadar bas ve orada sabit tut. Daha şu fazla ittirme. 5. viteste bekledim. İstediğin şimdi tepkiyi aldığın oranda sabit tut abi, hızlanmayı gör. Eziyormuş gibi hızlanacaksın. Yani hiç köklemeden, evet, havada kullanacağız pedalı. Yine süratleneceğiz. Evet. Evet. Çek dokun. Çek dokun yapmak gerekiyor. Yoksa aynen öyle. Biraz fazla hızlanıyorsun. Ama evet. Kontrolsüz bir hızlanış değil. Zaten hissediyorsun bunu. Evet. Bir soru soracağım. Zamanı geldi. VGT öncesiyle VGT sonrası arasında gaza basış oranı nasıl abi? Daha mı çok, daha mı az, aynı mı, farklılık var mı, yok mu?
daha az basıyorum. Daha az basıyorsun. Aynen. Kesinlikle söyleyebilirim yani bu daha az basıyorsun. Abi elinde gösteriyorsun yani basmak demeyeyim de. Rica etsem elinde gösterebilir misin ne kadar? Yani şimdi şu kadar bir mesafe varsa mesela evet. Boşluk. Evet. Ben evet. Şöyle dokunup ufak ufak dokunuşlar evet. Yaparak gidiyorum. Evet. Yani hep buna en biraz alışmak lazım. Evet kesinlikle. Şimdi evet. Ben arabam çünkü 1-2 bunu rahatsızım bundan aslında çünkü çok çabuk hızlanıyor. Gerçi araba HPT ama istediğiniz şeyi yakalayamıyorsunuz. Bu sefer habire düşünmeseydin abi. Gaz basla gidiyoruz. Alışkanlık. Gaz basarak gidiyoruz. Evet. Tabii burada vites değişim, devir aralığını değiştirmen, bu alışkanlığı değiştirmen çok önemli. Değiştirmesen de verim alırsın ama maksimum verim için o alışkanlığı değiştirmen gerekiyor. Evet, zaten boruntu sınırının biraz üstü de senin işte torku yakaladığın doğru devir. Bu devirde viteslerini arttırdığın zaman verim sonucu ulaşırsın. Yokuş çıkıyoruz. Beşinci vites. Beşinci vites. Evet. 55 kilometre hız. 1800. Ve ben gaza dokunuyorum tabii. Fazla bastığım zaman da hemen aynı tepkiyle yemiyor. Onu da söyleyeyim. Ama 5. vitesteyiz çünkü. Evet 5. vitesteyiz. Rahatsız etmeyen bir hızlanma var. İhtiyacım olan hız zaten önüm. Evet. Şu anda çok gitmeyelim zaten. Evet. Ve oranını arttırmadığı sürece hızlanman da artacak. Ve biz yine vitesi unuttuk. Yarı otomatik vites yazayım satılırken artık. Yarı otomatik. Yalnız satılırken VGT'yi de üstüne gönderir misin bilmiyorum. VGT'ye sökerim herhalde. Böyle satmam. Evet. Yani yeniliriz ama ürünü. Bir avantaj sağlarsanız bana ikinci alım, üçüncü alım falan yaparsanız olur. Neden olmasın? İşte bunun için siz bir formül düşünürsünüz artık. Yani biz bir VGT'yi her araçta kullanabilirsiniz. O yüzden. Mantığında mı gidiyorsun? Aynen öyle. Maksat tasarruf zaten. Çok yani farklı. Aynen öyle. Niye tekrardan evet. Satın alırsın? Evet. Beşinci vitesteyim. Şimdi çok gaza dokunup bırakıyorum. Bu aralığı yakalayabildim şimdi. Evet. Evet. İstediğin gücü beşinci viteste şu anda üretebiliyorsun. Beşinci viteste 80, 2000 devir. 75-80 hızdayız. Şimdi gazı tamamen bıraktım. Çok aşağı. Şimdi bir rampa çıkacağız. Evet. Önümüzde bir rampa var. Önce bir yokuş ineceğiz. Sonra rampa var. Görünüm battı çıktı diye tabir evet. Ettiğimiz 5. vites şu an. Battı kısmının. İnişindeyiz. Süretimiz 70. Evet. Az önce Grafter'la yine gazsız çıkmıştık. 6. vitesteydi. Şimdi bir başka ilkini burada yaşıyoruz. Biraz yerden sağdan. Bu sizin nereden aklınıza geldi? Hangi mantıkla bunu şey yaptınız abi? Yani mühendislik çalışması mı? Herhalde öyledir yani. Ne işte oluşturduğunuz sistem olarak? Bu işler kesersin ha burada. yok hayır. Bu işler bizim işimiz. Evet. Açıkçası biz kim bilir ama ki. Trafik polisi yazıyor zaten. Yok burada bir sanırım arama var. Burada sürekli böyle bir çevirme oluyor. Kalkışını da denedin abi burada. Oraya baktım ya çok fazla şey yapmadım aslında. Memurlara bakıyorum bayağı kalabalık. Orada devamlı bir çevirme var. Sürücüler tabii öncesini göremediğinden dolayı, daha önceden göremediğinden dolayı sürpriz bir çevirme olmuş oluyor orası. İyi yapmış. Aynen öyle. Komiser iyi yere yapmış. Evet, değil mi? Kesinlikle öyle. Şimdi de üçüncü vitesliyim.
2000'de bir 40. Sola gireceğiz. Düz devam edeceğiz. Bir sonrakine sola döneceğiz. 5 yapar mısın abi? 5 yaptık. Evet. Evet, şu an 5 yaptık. Var mı arabada bir sıkıntı? Gidiyoruz, ne güzel. Titreme yok. Titreme yok. Evet. Ya zaten böyle sol kullanmayacaksın da sadece dediğim yani, gibi yani biraz önce de sınır. Soldan değil mi? Soldan, evet. Ne dersin abi? Toparlar mısın bir öncesi ve sonrası? İlk izlenimler yani tabii. Çok az gaza basıyorum. Her şey farklı. Çok az gaza bastım. Araba iyi hızlanıyor. Agresif kullanımı da ben şimdi yapmak istiyorum. Tabii onu videoda gösteremezsiniz şu an. Kayıt kurmuş olacak. Biz arka sokakta mı? Evet. Biz arka sokakta dolaşacağız değil mi? Buradan şuradan sağa dönüyoruz. Şuradan hemen. Yani çok az gaza basarak daha fazla yol kat edeceğiniz bir sistem diyebilirim özetle. Tabii düz mantıkta tasarruf. Evet. Evet. Aileye hoş geldin abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Test edeceğim. İkinci video yaparız inşallah. İnşallah. Çok seviniriz. Çok çok güzel olur. Peki, teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Sağ olun.